Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size OnePlus 9R'nin uzun kullanım detayları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Çok tutulan bir model oldu. Aslında fiyat performans olarak herkesin ulaşabileceği bir seviyede bir telefon değil. Yaklaşık yurt dışı fiyatına bakarsak 4700 TL. Türkiye garantili fiyatları en son bakmadım. Türkiye'de daha satışa da galiba çıkmadı ancak 9'un fiyatını gördükten sonra bunun fiyatının da en az bir 6000 civarında olacağını düşünüyorum. Performans cihazı değil Türkiye şartlarında. Dünya şartlarında dolar kuruna vurduğumuzda gerçekten güzel bir telefon ve çok iş yapacak bir telefon. Bu bir aylık süreçteki deneyimlerimi size aktaracağım açıkçası. Öncelikle telefonun direkt ekranından jelatin ile hazır takıl halde gelmesi çok önemli çünkü kendimiz taktığımız zaman şöyle yakından da göstereyim kenarlarda boşluk kalma ihtimali gerçekten çok oluyor fabrika çıkışı jelatin ile kaplama ile geldiği zaman gerçekten çok bize faydası var onu söyleyebilirim. Çok kaliteli bir amulet ekranımız var. 120 Hz yenileme hızına sahip bir amulet ekranımız var. E, ekran renkleri olsun, siyahların siyahlığı olsun gerçekten çok kaliteli bir ekranımız var. Öyle de ekrandan başlamış olmuş olduk böyle. Böyle ses vesaire devam edebilir ederiz. Şöyle reklamlardan bir çıkalım. Buradan hemen 4K açmayacağım Yine 1080 açacağım taklın olmasın herhangi bir. Böyle sesi de full ben. Parlaklığı da biraz atalım. Şöyle %80 seviyelerinde. ekranda full yapıyorum böyle. 21'e 9 bir ekran uzaklığı. Uzun kullanımda şu çerçevelerin inceliği orantılı olması gerçekten çok faydalı bir şey arkadaşlar. Çünkü bura göze batıyor. Mesela benim daha önce kullandığım bir sürü model var. Hepsinde şu alt terdefe üste göre çok daha kalın. Üstüncü olsa bile alt terdife genelde kalın oluyor. Bunda eşit yapılmış ve orantılı bir şekilde yanlar, alt ve üst taraf gerçekten muazzam bir görüntü bize sunuyor. Mesela bu renkleri daha iyi anlamanız için biraz sarayım. Farklı görüntüler bizde olsun. Hatta şunu ben biraz daha yükselteyim. Yükselebildiği kadar fazla olsun. Şöyle yaklaştırayım size de. Size daha net bir şekilde bir şekilde görün. Ekran kalitesine diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten çok iyi. Çok iyi bir ekranı var. Ekrandan hemen bir şeye geçeyim. Ses kalitesini size. Ben telifsiz müzikler diyorum. Ses kalitesini mesela Minoton ile Poco X3 ile özellikle kıyaslayacağım size. Şöyle bir müzik açtım. şöyle. Böyle şöyle kapattım mı? Müzik çalarken arkada kasada çok bir boşluk olmadığı için Poco X3 kadar bir titreme yapmıyor. Ama elinizde yine de şu bölgede özellikle hafif bir titreme var. Sesin dolaştığı alan biraz. O güzel bir duygu bence telefonlara böyle bir boşluk koyması, müzikte öyle bir titreşimin olması daha bir sesin yüksek çıktığını size o hissi veriyor. Ama Poco X3 kadar bir tok ve yüksek sesi yok bu telefonun onu söyleyeyim ama bazı stereo ses özelliğine sahip telefonlar kadar da düşük bir sesi yok. Tam stereo ses olsun, çift hoparlör olsun diyenler için gayet yeterli. Şöyle ortalamanın bir üstünde. Poco X3 zaten ortalamanın bayağı üstündeydi. f 3te x 3 bakalım iyi olacak mı onun da videosu yakında F3'ün gelecek. Ses olarak da onu söyleyeyim. Yine telefon ile konuşurken Aizeden çıkan ses gerçekten çok net, aşırı net. Karşındaki kişinin telefonda iyiyse bu ses kalitesini zaten siz de anlayacaksınız. Bunu söyleyen olmaz pek. Ama AZ sesi de gerçekten bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında telefondan PUBG Mobile oynadım. Videosunu attım. Videosu galiba uzun süredir kanala atmadığım için o tarz videolar pek izlenme almadı maalesef. Bunu belirteyim. O yüzden onunla ilgili de şunu söyleyeyim. PUBG'de gerçekten uzun kullanımda telefon ısınmıyor arkadaşlar fazla. Snapdragon 870 ve 8 GB RAM'imiz var. Snapdragon 870, 888'in şöyle düşünün. Frekansının biraz azaltılmış hali. O yüzden onun kadar ısınmıyor. Aşırı da ona o sebeple batarya har harcamıyor. Bu telefondaki batarya 4500 mAh. Batarya buradan da geçmiş olalım. 4500 mAh batarya günü çıkarıyor size. Ama bir 5000-5500 bir bize performans sunmasa da batarya günü size rahatlıkla çıkaracağını düşünüyorum. Ve telefonda çok bir ısınma olmuyor. Bu önemli bir şeydi. Halen daha yaz aylarında sayılmasak da yazın sonlarındayız. Bitti bitecek ama o kış soğuklar halen gelmedi ve bu sıcakta telefonla PUBG vesaire oynadığımızda bile aşırı bir tellim ısınma olduğunu söyleyemem size. Burada bir özellik var gelmişken canlı renk efekti diye. Bunu açtığımızda bakın şöyle göstereyim. An siz görmezsiniz ancak bunu değiştiğimizde kapattığımızda Ekran biraz daha mavi tonlara hakim. Bunu açtığımızda ekranda biraz daha sarımsı kırmızı tonlar hakim. Bu belki biraz daha telefonun şarjını etki eder, ancak ekran görüntüsünde büyük bir farklılık aslında yapıyor. Bir özellikle bir video izlediğinizde bunu kapattığınızda ise daha bir soluk demeyeyim de daha bir açık renkler, mavimsi, e, grimsi renkler hakim oluyor ekrana. Bence açık tutmanızda fayda var. Bu canlı renk efekti bölümünü. Düğmeler ve hareketler şurada bildiğiniz gibi tek bir OnePlus bir tuş var. Ona bir şey aktarabilirsiniz. Mesela kamera aç kapat vesaire diye şeyler. Ses kısmı açmaya farklı efektler ekleyebilirsiniz. Pile geliyorum mesela <laughs> ayrıntılı. Ayrıntılı pil kullanımına şuradan bakalım. YouTube %10 şarj yemiş. Instagram %2. Top Eleven %2. TikTok %2. OnePlus Launcher %1 şarj yemiş. Pil kullanımı da %78'de şu an. 3 saat önce başlamışız. %100'den kullanmaya. 3 saatte %22 şarj gitmiş. 3 saatlik kullanımında telefon elde YouTube, WhatsApp vesaire yani bu uygulamaların genel olarak kullanımıyla geçti. Başka da bir optimizasyon falan açık değil. Bunu belirtmiş olayım sizlere. Burada sistem bölümüne geleyim. Sistem güncellemelerine bakalım. En son güncelleme. Evet. o Oxygen OS 11.2.5.5'te şu an halen daha. Bunu size de göstermiş oldum açıkçası. Burada OnePlus T Android 11 ile geldiğini gösteriyor. Model numarası. Bizdeki 12 GB RAM, 256 GB ROM modeli. 8 megapiksel bir ana kameramız var. Yanında 16 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel de derinlik. Daha doğrusu monokrom kameramız var. Kameralar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Ama burada OnePlus'ı eleştireceğim bir nokta var. Şimdi bu telefona siz uzun kullanımda da bu ihtiyaç duyuyoruz bazen çünkü. OnePlus'ı bu konuda eleştireyim. Diğer markalar da aynı hata yapıyor bence. Hata bence bu. Kendileri bir strateji yapmış. Fiyat performans cihazlarında işlemci iyi olsun ama kamerada bazı özellikleri kısalım demişler. Bence işlemci orta seviye olabilir. Mesela 778 çok iyi bir işlemci. 750 çok yeterli bir işlemci. OnePlus 9R'ye, Poco F3'e, Snapdragon 870 koyacaklarına yani oyun telefonu yapacaklarına şöyle bir telefon yapmaları gerekli bence. Mesela Snapdragon 750 veya 778 koyup veya Diamond 1100 koyup, Diamond 800 koyup, 1200 koyup daha uygun fiyatlı yani 870'e göre veya 865'e göre bunu koyup Kameralarda mesela 3x en azından bir optik zoom koymaları gerekli. Bu telefonda optik zoom yok. 2x dijital zoom yapıyor. Onun dışında da 10x'e kadar şöyle dijital zoom devam ediyor. Ve dijital zoom her ne kadar sensör kaliteli vesaire olsa da ana çekimlerde kamera gerçekten muazzam işler yapıyor. Onu söyleyeyim size. Yani çektiğinizde fotoğrafı çok kaliteli. Gece gündüz fark etmez. Çok iyi görüntüler bize sunuyor OnePlus. 9 kamerası kesinlikle memnun kalacaksınız fiyatına göre ama sorun burada bence 3x en azından bir optik zoom koymaları telefonlara gerekli çünkü bazen gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. 50x e falan gerek yok yani 3x optik koyun dijital zoom olarak ona kadar çıksın. OnePlus 7T Pro'dak gibi olabilir mesela gerçekten avantajlı bir şey olur bizim için de. Yine ön kameraya şöyle geldiğimizde gerçekten çok kaliteli bir ön kameramızda mevcut. Yani OnePlus 9 liraya alan bir insan kameradan optik zoom takıntısı yoksa hiçbir şikayet edileceğini düşünmüyorum. Yine video aynı şekilde çok kaliteli videolar çekebiliriz. Şöyle arka kameraya geçeyim. Yine aynı şekilde burada çözünürlüğü 4K 16-9, 21'e 9 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Sinema çekimleri tarzında. Burada ayarlara gelelim mesela. Ultra Shot HDR fotoğraf videoda odak takibi vesaire var. Bunun gibi bazı özellikler var. Var. Ancak OnePlus'ın da kamerada bazı mesela burada video portre yani arka planı bulanık yapıp ana kişiyi sabitleyen bir özellik var mesela. Bu önemliydi. Gece video, gece manzarası çekimi var. Bu da önemli. Yine titreşim engelleme, süper stabil mod. Bu gerçekten çok iyi iş yarıyor arkadaşlar. Bununla video çektiğimde bu detaylı bir inceleme çekersem size gösteririm. Süper stabil modda video çekerken Şöyle sanki gimbal ile video çekiyorsunuz yani. İnanılmaz derecede kaliteli videolar çıkarabiliyor. Youtuberlar için gerçekten 9Z'nin Super Stable modu gerçekten önemli. Bu arada telefonun elde tutma hissiyle ilgili bir bahsedeyim size. Telefon arka tarafı cam, yanlar alüminyum dediğimiz gibi ön tarafta Gorilla Glass'ın en üst seviye 5 ile korunuyor. Gerçekten zariflik, tasarım elde tutma hissi muazzam bir telefon. Telefonu elinize aldığınızda Mi 10T mesela inceledim ben. Poco X3 kullandım. Ya biliyorsunuz kanaldaki bütün telefonları kullandım. Onlardan bu telefona geçince hantal bir telefondan gerçekten taş gibi bir telefona yani daha bir ince, naif, güzel bir telefona geçmiş hissi veriyor bize. Xiaomi'nin bu kalın kaba telefonlarına bir çözüm bence biraz bulması lazım artık. Biraz da tasarıma önem vermiş lazım ki bugün Xiaomi'nin içinde Zivi diye bir modeli var. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Zivi diye yazılıyor. O telefonun tasarımı mesela bunun geçişin bir sembol olduğunu düşünebilirsiniz açıkçası. Şu yanların eğimli olması şöyle göstereyim. Gerçekten önemli. Kulaklık girişi yok. Kutudan çıkan dönüştürücüyle burada USB 3.5 mm dönüştürücüsüyle kulaklığınız ile telefonu yine kullanabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi telefon Yurt dışı fiyatı ile gerçekten alınabilecek bir telefon. Türkiye'de daha resmi olarak bir satışa çıkmadı. Ancak OnePlus 9 lira almak isteyenler için gözü kapalı ben alın diyebilirim.